Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? EYT'liler emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanunun resmi gazetede yayımlanması ile birlikte emeklilik başvuruları yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, EYT kapsamında yaş sınırı aranmazken, düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağı bildirdi. Bu bilgiler doğrultusunda EYT kapsamında 3600 gün emeklilik şartları merak konusu oldu. İşte detaylar. Hangi EYT'liler emekli olabilecek? TBMM'de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT'li SSK'lılarda 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. Bağkurlu ve emekli sandığına tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar. SSK'lı kadınlar, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 arası prim günü. SSK'lı erkekler, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 arası prim günü. Bağkurlu kadınlar, 7200 prim günü. Bağkurlu erkekler, 9000 prim günü. Emekli sandığına tabi kadınlar, 7200 prim günü. Emekli sandığına tabi erkekler, 9000 prim günü. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar. 3600 prim günü olanlar EYT'den yararlanabilecek mi? 30 Ocak günü meclise gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak. Yasanın meclisten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.